Eyla bayanlar ve kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün size için Mercy rehberini hazırladık. Uzun zamanda istenen bir karakterdi ve ben de dedim ki artık bu rehber gelmeli. Ve karşınızda da Mercy rehberi. Keyifli seyirler dilerim efendim. Karakter hakkında. Mercy hakkında detaylı bilgiye geçmeden önce bu karakteri bir tanıyalım istedim ilk başta. Karakterimiz 200 canlı bir destek karakteriydi. Sınıflandırılacak olursa main heal kategorisinde yer alıyor. Eğer bu main heal ne diyecek olursanız da açıklayayım hızlıca. Main heal takımın genel heal'ını karşılayan ve takımın ayakta tutmak için her şeyini ortaya koyan bir sınıftır. Bu sınıflandırmadan sonra da zorluk seviyesine gelecek olursak şunu diyebilirim. Yeni başlayanlar için kolay fakat uzmanlaşmak istiyorsanız da biraz zorlu süreç bekliyor olacaktır. Diyebilirsiniz ki bu kadar kolay kalklarda nasıl uzmanlaşmak zor oluyor? Sebebi ise basit. Kendinizi spesifik durumlarda kurtaramadığınız zaman pozisyon almanız gevkecek Ve bu da Ha bir shift özelliğiniz yani Guardian Angel'ı kullanmanız demek oluyor. Bu gibi durumlarda Guardian Angel doğru kullanma, backward'unu kullanma, çapazlama gitme ve süper jump'ını da katarsak, o yüzden işinizi biraz zorlaştırıyor. Fakat dediğim gibi yeni başlayanların bunu takmasına gerek yok. Çünkü yeniler için de kolay bir karar. O zaman fazla laf uzatmadan asıl rehberimize geçelim. Mercy hangi pozisyonlarda oynanmalıdır? Diğer karakterler ne zaman sadece belirli bir pozisyonu vardır. Fakat bu belli pozisyonlarda da kendi içine ayrılır. Bu ayrımdan önce bu belirli pozisyon neymiş bir bakalım. Mercy her zaman takımın arkasında kalmalıdır. Ve bu takımın arkasında kalma olayına sadık kalmadığınız takdirde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O yüzden yeni başladıysanız Mercy'de kesinlikle ama kesinlikle takımın arkasında kalıp, yeri geldiği zaman heal, yeri geldiği zaman da damage boost vermeniz gerekecektir. İşte bu, belirli pozisyonumuz. Onun dışında bu belirli pozisyonda gruplara ayrılıyor demiştik. Şimdi onlara bir bakalım. Gözetleyici pozisyon. Yine takımın arkasında kalarak oynanan bu pozisyonu takımı haybe bir, bir gözetlemeniz gerekecektir. Eğer takımda o heal varsa genelde bu pozisyona ister istemez geçeceksinizdir. Genel olarak takımın tüm heal'ını karşılayan siz olacaksınız demek oluyor bu da. O yüzden oynarken bir gözünüz takımda bir gözünüz arkalayan karakter var mı ona bakmakta olacak. Ve bu gözetleyici pozisyon sırasında daha büyük bir, bir hareket halinde olmanız gerekecektir. Pocket Mercy pozisyonu. Bu pozisyon ise genelde arkadaşınıza girdiğiniz veya çok iyi oynayan bir damage tank oyuncusu varsa ona sadık kalarak oynamanızdır. Ona kısaca yapışıyorsunuz, damage boost veriyorsunuz, geri geldiği zaman da heal veriyorsunuz. Bu pozisyonu pek tavsiye etmem. Çünkü bu genel olarak takımınızı boşlamanız demek oluyor. Yani diğer bir desteği fazla yük bindirirken siz sadece tek bir kişiye odaklanacaksınız demektir. Ama yine de pocket mouse oynayacaksınız, diğer takımına da dikkat edin dedim. Pozisyonlarımız bu kadardı. Şimdi karakterimizin özelliklerine geçebiliriz. Seraktif Staff, maksimum 15 metre menzile sahip olan bu silahımız sizi siz yapan silah. O yüzden bu silahınızı tanımadan karakterle bütün olmanız zorlaşacaktır. Seraktif Staff saniye başına 55 yıl vermektedir. O yüzden diğer destekleri kıyasla yavaş fakat stabil bir heal sağlayabilirsiniz. Bu heal özelliğinizin dışında Mercy'nin genel olma sebeplenen bir olan da Damage Boost özelliğinizde vardır. Bu damage boost ise boost verdiğiniz kişiye %15 fazladan hasar vermenizi sağlar. Bu da ortalama 5 ile 10 civarında fazladan hasar atışı demek oluyor. Buna en iyi bir örnek olacak olursam kesidi yakından 50 vuruyorsa boost ile 57 vuracaktır. Solcu yakından 20 vuruyorsa boost ile 23 vuracaktır demektir. Bu sayıları küçük artışına pek yüz duyulmayın derim. Çünkü yüksek hasarlı karakterleri verdiğiniz zaman felaket bir güç at yaşattırıyorsunuz. Hele ki Faran tam vuruşu 120 olduğunu düşünürsek bu ile 138 olur. Umarım demek istediğimi anlamışsınızdır ne kadar güçlü olduğunu. Bu silahın kullanımına alıştınız mı ve destek sağladığınız takımda iyi oynuyorsa kesinlikle takıma katkınız çok büyük olacaktır. Seraktis Blaster Bu minnacık fakat doğru ileride olma potansiyeline sahip silahımıza bir geçelim. Bu silah genelde tek başınıza kaldığınız zaman veya ultimate kullan kullanırken belirli durumlarda elinize alacaksınızdır. Yemi mermili ve mermi başına iyi hasarı sahip olan bu silah gecikmeli gider. Yani projektarlı. Yani attığınız mermiler direkt değil de saniye başına 50 metre gidecek olur. O yüzden uzaktaki bir düşmanı sıkmak için pek ideal silah olduğunu söyleyemem. Bu silahı zaten zoraki durumlarda kullanmanız gerekecektir. Sizin amacınız heal veya boost vermekti. Kısaca takımı gözetleyip onlara yardımcı olmaktır. Guardian Angel Gelelim sizin tek kaçış biletiniz veya takıma hızlı ulaşmanızı sağlayacak özelliğiniz. Guardian Angel 30 metre menzil içerisinde aktifleşen bir özelliktir. Leşif tuşuna bastığınız zaman baktığınız kahramana veya heal boost verdiğiniz kişiye de o gidecekti. Bu gitme olayını ise taktikler kısmında daha detaylıca bahsettim. Tuşları atamadı vesaire vesaire. Bu özelliğinizi kullan zaman toplam 1.5 saniye bekleme süresini girecektir. Bu sürenin çok kısa olması sizin için çok yararlı diyebilirim. Heal'a veya boost'a ihtiyaç olan bir takıma gitmeyi fayda sağlayabilirsiniz. Bu yüzden zat olarak ölmüş dostunuz ruhuna bakarak da kullanabilirsiniz. Gelelim bu özelliğinizin içinde barındırdığı bir başka özelliği. Süper Jam. Super Jump, siz Guardian Angel kullandığınız zaman sağda çıkan o bardır. Guardian aktif iken CTL tuşuna basarsınız sizi dikey olarak yukarı fırlatacak. Eğer buff kırmızıysa çok yukarıda fırlatacak demektir. O yüzden bu dikey fırlatma mesafesinde oyun oynaya alışacaksınız. Bu süper jump size çok hayat kurtarabiliyor benden söylemesi. ve Resurrect. Mercy'nin bir parçası olan bu özelliğinizi doğru anda kullanmanız aşırı önemli ve şarttır. Ölmüş dostlarınızın bir ruhu olur ve bu ruhlar spawn onuna kadar orada kalır. <laughs> Etkileşime girerek de bu ruhları diriltebilirsiniz. Kaldırma süresi 1.75 saniye ve bu süresi 175 daha yavaş hareket edeceğiniz için kaçma imkanınız olmayacaktır. O yüzden güvenli bir yerde kaldırma işlemini yapmak sizin için en doğrusu olacaktır. Kaldırılan dostunuz ise tam canlı kalkacak ve 2.25 saniye boyunca hasar verilemez olacaktır. Fakat bu 2.25 saniye içerisinde kendisi de hasar veremeyecek. Kaldırılan kişi kaldırıldıktan 1.5 saniye sonra hareket edebilir. Fakat yine de bu 2.5 saniye küse zarfında hasar almadığı gibi hasadı da veremeyecek. Kaldırma işin başarılı veya başarısız olsun 30 saniye bekleme süresine girecek ki bu fazla bir süre. O yüzden kaldığınız kişi mantıklı ve doğru yerlerde seçin derim. Kaldırma işlemini belli şeylerde başarısız olabilir. Bunlar ise kaldırma işlemi sırasında sersemletme yemeniz, kaldığınız kişiden 7 metre uzaklaşmanız veya kaldırırken 1.75 saniye geçmeden önce ölürseniz ölen arkadaşınızı kaldıramayacaksınız ve her türlü 30 saniye bekleme süresinde yiyeceksinizdir. Pasifle. Şimdi diyebilirsiniz neden pasifliği buraya bıraktın veya ultimate'e geçmedin. Çünkü Mercy'nin pasifliği kendine has ve farklıdır. O yüzden bunları bir ek özellik olarak düşünebiliriz. Mercy'nin toplamda iki tane pasifi vardır. İlki ve Generation yani yenilenmedir. Bu yenilenme pasifi ise 1.75 saniye boyunca savalmazsanız sizi 22.5 saniye başına sağlık verecek. Normal destek pasifinde ise bu bir, bir buçuk saniye olmasına rağmen saniye başına 15 sağlık veriyordu. Ve Mercy'nin pasifi bu rol pasifine de için kendisini iyileştirme hızı da artacak. Bir diğer pasife gelecek olursak Angel Deskan. Kendisi düştüğünüz zaman Space tuşuna basılı tutarak süzülmenizi sağlayacaktı. Yavaş bir şekilde süzüldüğü için harita uçlarından düştüğünüz zaman sizi fark eden dostunuz varsa kurtarma ihtimali olabilir demek oluyor. Veya yukarıdan düşerken kime gideceğinizi düşünmeniz için 1-2 saniyede süre tanıyabilir. Pasifleri de bitirdiğimizde göre o zaman ultimate'imize geçelim. Valkür. Bu ultimate Öz bu ultimate özelliğiniz durumsal fakat bir o kadar da etkili diyebilirim. Toplamda 15 saniye üstten bu ultimate özelliğiniz boyunca zincirleme heal veya boost verebilirsiniz. Bu zincirleme sistemi şöyle gelişi. Bir kişiye heal verdiğiniz zaman 10-10 metre çevresinde bir müttefikleriniz varsa onlara da zincirleme heal veya boost bağlanır. Heal herhangi bir azalma olmasa da hasar atışında azalma yaşanacak. Hasar atışı verdiğiniz kişi yine %15 hasar atışı alsa da bağlandığı ise bunu %30 azaltılmış haline alacaktır. Gelelim kendinize verdiğiniz artı özellik. Möğüs Ultimates arasında yenilenme pasifini hasar alsa da almasa da sürekli kullanabilecek. 22.5 boyunca can yenilemesi alacaksınız. Tabancası artık sınırsız mermiye dönüşecek. Yani istediğiniz zaman size sataşan kişiye uçabilir, öldürebilir veya başı boş olan bir healer gördüyseniz onu çıkartmayı da deneyebilirsiniz. Aktif özellikleri tanıttık, şimdi onların taktiklerine geçebiliriz. Seraktif Staff taktikleri. Bunu kullanırken verebileceğim en iyi taktik sürekli herhangi bir boost veya heal'da kalmamanız olacaktır. Duruma bakarak heal veya boost vermeye odaklanın. Örneğin savunma yapıyorsanız daha takım canı yaralar bile inmemişse heal'a gerek yoktur. O yüzden boost web savunma pozisyonundaki avantajınızı koruyabilirsiniz. Bir takım savaşındaysanız bu silah en iyi şekilde nasıl kullanım diye sorabilirsiniz elbette. Ve aslında çok basit. En önde savaşan ve öncülük eden kişi ki genelde bu tank kolu onu boost veren. ve, ve canı 166'nın ince heal odaklanın dev. Tabi ki bir takım savaşında arkalayan da olacaktır. O yüzden en arka pozisyonda değil de tankın biraz gerisinde kalmanız yani demeç oyuncudan bulduğu pozisyonda oynamanız daha iyi olacaktır. Böylelikle size flank atan bir karakter varsa size fokus atamayacak. Atmak istese de ilk başta destek sonra demetlerle kapışmak zorunda kalacak. Gelelim Mercy'nin ayarlarına. Eğer Mercy karakterini kucaladıysanız illaki şu ekranda gördüğünüz Toggle Beam Connection seçeneği gözükecektir. Bunu açık mı yoksa kapalı mı tutmak gerekli diye kararsız kalabilirsiniz elbette. Ben de kararsızdım zamanında. Öncelikle bu ayarları açarsanız bir kez mouse ile tıklayıp ondan sonra otomatik heal boost verecek demektir. Yani tıkla ve bırak. Eğer bunu kapalı yani off yaparsanız da mouse ile basılı tutmanız gerekiyor demektir. Bu ayarı açıp kapamak ise tamamen sizin oyun sitinize bağlıdır. Ve bu stil en iyi büyük etken de Guardian Angel özelliğidir. Bu Toggle Beam Connection ayı tamamen Guardian Angel'a bağlı diyebilirim. Eğer siz Guardian Angel'ı Heal Boost Verdim Kişiye Git seçeneğiyle oynuyorsanız buradaki en iyi seçenek Toggle Beam Connection seçeneğini kapalı tutmak olacaktı. Çünkü aniden bir bağlantıyı kesip kaçmanız gerektiği zaman rahatça kaçabileceksiniz. Eğer baktığım kişiye doğru uç seçeneği açıksa Guardian Angel için Toggle Beam Connection'ı açık tutabilirsiniz. Sonuçta baktığınız kişiye doğru uçacaksınız ve son olarak da eğer Öncelikle baktığım kişi fakat bir yoksa da bağlantılı olduğum kişi uç seçeneği açıksa bu arada toggle beam connection açık tutabilirsiniz ki aslında tavsiye ederim açık tutmanızı. Çünkü zaten baktığınız bir kişi varsa onu da uçacak yoksa da acaba açık mıydı ya? Şüphesi olmadan da bağlantılı olduğunuz kişiye uçabileceksiniz. Son olarak bu verdiğiniz kişiyle de her zaman dikkat edin de Takımı gözetleyin ve ona göre heal boost verin. Şimdi Guardian Angel taktiklerine geçelim. Guardian Angel taktikleri. Guardian Angel çok yönlü olabilen bir özellikti. Nasıl diyecek olursanız açıklayayım. Yeri geldiğinde takım arkadaşlarınıza yetişebilmek, yeri geldiği zaman kaçabilmek ve yeri geldiği zaman da ölü bir arkadaşınızı kaldırmak için kullanabilirsiniz. Mövüse oynuyorsanız bilmeniz gereken şeylerden birisi bu özelliği aktif kullanmaktır. Eğer hareketli ve yoğun bir maç geçiriyorsanız kesinlikle ama kesinlikle sabit kalmayın. Sürekli takımı gözetleyin ve onlara doğru uçun. Bilebilmeniz gereken şey ise süper jumpu bilmek olacak. Bunu eskiden yapmak çok zordu fakat artık kolay. Yapmanız gereken tek şey le shift aktifken bitmeden önce CTRL tuşuna basmak olacaktır. Ne kadar uzaktan uçarsanız sağdaki bağda o kadar dolup o kadar yükseğe çıkabileceksiniz. Bu süper jump hakkında dikkat etmeniz gereken şeyler de var tabi ki. İlki karşı takımda bir hisken karakteri varsa Soulju, Ash, Video Maker kesili gibi bunu sürekli kullanmayın diye. Direkt olarak bir açık hedef haline bürüneceksinizdir. Peki ne zaman kullanım dersiniz de açıklayayım hemen. Eğer üstünüze atlayan birisi varsa ve sizi bırakmıyorsa onu şaşırtmak için kullanabilirsiniz. Uzaktaki bir takım arkadaşınıza gidin ve direkt CTRL'ye basın. Büyüklük yükseleceğiniz için sizi kovalayan kişinin eğimi bozulacak. Onu geçin takım arkadaşınız da yardımınıza yetişecekti ve türlü. Süper Jump'ta da tamamsa gelelim yönlendirme sistemine. Yönlendirme sistemi en basit olaylardan biridir. Bitime yakın direkt ivme alıp sağ veya soldan gitmek istiyorsanız Guardian Angel bitimine yakın A veya D tuşuna basılı tutun. Büyükle kavisli yerlerden hızlı geçebilirsiniz veya kaçarken rahatça sağ sola dönebilirsiniz. Bir diğer yönlendirme olayımız ise çok işe yarayan Backward Guardian Angel. Yani geriye doğru Guardian Angel. Bunu yapmak ise eskiden neredeyse imkansızdı. Bildiğiniz Overwatch'ın Dark Souls moduydu. Fakat şimdi çok çok rahat diyebiliyorum. Uçtuğunuz takım arkadaşınıza Guardian Angel bitmeden önce set tuşu ve Space tuşunu aynı anda basarsanız sizi geriye doğru fırlatır. Bunu genelde vurmayı zorlaştırmak veya düşman takımı şaşırtmak için kullanabilirsiniz. En yaygın da sahte resurrection yapmaktır. Yani o küveyi uçup direkt geriye doğru üçüncü düşman takım size odaklanabilir veya dikkatlerini dağıtabilirsiniz. O yüzden çok yönlü bir özellik diyor Guardian Angel. Bu backward Guardian ise bir iki denemeden sonra rahatlıkla alışabilirsiniz. Şimdi geçelim Resurrection taktiklerine. Resurrection taktikleri. Kaldırma özelliğiniz oyun içinde en önemli sahip öyle diyebiliyorum. Nerede ve ne zaman kullanılacağını da çok iyi bilmeniz gerekiyor o yüzden. Oyun ortalarına kadar her takım oyuncusunu izleyin ve iyi olanları da aklınıza not edin. Ölen kişinin yerine bir bakın. Güvenli yerde mi ölmüş yoksa düşmanların ortasında mı? Eğer güvenli yerde ise gidip kaldırın. Fakat arkanıza da dikkat edin. Eğer düşman ortasında ölmüş onu kaldırma edebilir mi? Yoksa değmez mi? Eğer değerse ölmesini alıp şu vereceğim taktikleri uygulayabilirsiniz. İlk olarak tehlikeli bir yere atlıyorsanız kaldırmak için yapabileceğiniz iki tane hamle vardır. Bir ve basit bir bir tık daha gelişmiştir. Basit olandan bir başlayalım. Kaldırmaya gittiğiniz zaman mouse ile aşağı bakın ve sensitivity'nizi fullleyin. Son 360 dönmeye başlayın. Kafanız çoğu sakladığı gibi vulnerabilir zorlaştırabilir. Fakat yine de eğimi iyi olan varsa şansınız düşüktü. İkinci taktik ise süper jump yaparak atlamaktı. Guardian Ninja'da gittiğiniz zaman bağın tam yarısı dolmadan CTL basarsanız hatta ondan bile düşük bir şekilde basarsanız ani bir yükseliş yaşayıp yavaşça ineceksiniz. Eğer bunu fazla yaparsanız 7 metreyi yaşayacağınız için kaldım işlem iptal olacak. Hem özeliniz 30 saniye bekleme süresine girecek hem de boşa gidecekti. Ama bunu alış alışa yaparsanız da çok işe yarayacağına inanabilirsiniz. Çoğu yeni hatta uzun süre oynayanların yanlış bildiği bir taktik vardır. Tank öldüyse öncelik onu kaldırmalıyız. Evet aslında bu yarı yarıya doğru diyebiliriz. Hele ki 5 v 5 sisteminde şöyle bir sistem var. Eğer ölen kişi gerçekten takımı ayakta tutup tokal... Tokal aynı tokat abi. Eğer ölen kişi gerçekten takımı ayakta tutup topallayabilecek bir mi? Evetse kaldırmakta tereddüt etmeyin. Tank ve taktan 10 katı iyi oynayan bir demeç varsa da gidip onu kaldırabilirsiniz. Fakat tankın ihtiyaç olduğu durumlarda da savunma pozisyonuna yine bunu en iyi örnekti. O zaman gidip tankınızı kaldı. Bu tamamen size bağlı ve oyna oynaya oturacak bir şeydir. Yeri geldiği zaman destekle bile öncelik verebilirsiniz. Şimdi ultimate özelmesi hakkında taktiklere geçebiliriz. Valkyrie taktikleri. Burada fazla taktiğimiz olmasa da yeterli bir iki şeyden bahsedeceğim. İlki ultimate kullanım durumu olacak. Mönsü ultimate düşünüldüğü kadar öyle aman aman güçlü değil. Fakat hatta doğru kullanım anında kesinlikle etkisini gösterebilen bir türdendir. Eğer karşı takım size doğru saldırıyorsa ve sizin baskıya arttırmanıza gerekiyorsa açın. Bu gibi durumlarda hem herkes heal veya damage boost alacaktır. O yüzden de bu size yarayacak. Bu ultimate kullanırken dikkat etmeniz gereken de bir husus vardı. O da bodoslama yukarı çıkmak olacaktır. Sıf özelliğiniz bunu izin veriyor diye en tepeye çıkmayın. Daha çok duvarların yakınında hisken varsa da aşağılara süzülerek oynayın. Eğer hisken yoksa zaten yukarı çıkmakta da bir problem olmayacaktır. Son olarak da bu ultimate'iniz açıkken tabancanız sınırsız mermi olur. Bu da uzaklarda kalan destekleri veya demeçleri sağ sol yaparak yani zikzak çizerek onunla şaşıtıp aradan çıkartabilirsiniz. Fakat bunu pek tavsiye etmiyorum. Çünkü takımınızla oynamanız daha sağlıklı olacaktır. Eğer takım alamadıysa bu kişileri son olarak siz gidip alabilirsiniz. Fazla bir taktik yok zaten bu ultimate'in. Sadece zamanlama ve doğru özellikle basmanız gerekiyor o kadar. Dikkat etmeniz gereken şey ultimate takibi olsun. Takımı takip edin. Karşı takımı takip edin. Takımınız başlıyor mu? Siz açın. kaç takım başlıyorsa açın. Eğer ultimate combo olacaksınız açın. Kesinlikle her ultimate ayak uydurabilen sayılı bir ultimate'ti. Fakat o kadar da iyi değildi. Bir rehber videosunun daha sonuna geldik. Bu uzun süren rehber aşaması için bir like atmayı ve abone olmayı çok görmeyin efendim. Evet farkındayım. Kasım'ın başında bu möz rehberi gelecekti. Kasım notasındaki kesilir hikayesi gelecekti. Fakat çok aksaklık oldu yetiştiremedim. Ee, ekip bir toplanamadı ve ekipte bir dağılma aşamasına gitmiş gibi olduk fakat sonunda toparlandık. O yüzden bu süreç uzadı. En kötü Aral'ın başı gibi atabilirim bu rehberi veya Kasım'ın sonunda doğru atacağım. Ondan sonra da anket seçimi olacak. Anket seçiminden de YouTube'da topluluk kısmından bulabilirsiniz. Sonraki rehber veya karakter hikayesi istiyorsanız onu oylayabilirsiniz. Takipte kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Twitch'lerde de yayınlara başlayacağız artık. Seviliyorsunuz. Hadi bay bay.